Evet arkadaşlar bugün akademik çalışmalarınızda yardımcı olmak amacıyla 10 tane güzel uygulamadan bahsedeceğim. İlk uygulamamız Quillbot. Quillbot ne yapıyor? Quillbot İngilizce makale yazan veya İngilizce çalışma yapan kişiler için İngilizce cümleleri yeniden yazıyor. Gramere uygun anlamını bozmadan yeniden yazıyor. Örnek olması açısından. Buraya bir cümle yazıyorum. Bu şekilde bir cümle yazdım. Bu cümleyi bana yeniden düzenliyor, revize ediyor. This experiment give, gives us no successful materials şeklinde yazabilirsiniz diye gösteriyor. Bunları tabi premium'a geçerek farklı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Direkt Word'a aktarabiliyorsunuz bu yazıları. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İkinci güzel önerim ise Small SEO Tools, SEO Tools aracı. Bu araç Turnitin Turnitin olmayanlar için ideal bir araç. Turnitin'de öncelikle onu öğrenelim. Turnitin bizim yazdığımız makale olabilir, araştırma olabilir. Bu araştırmanın sizin cümlelerinizi ne kadar içeriyor? Yani kendi yaptığınız çalışmadaki cümleleriniz ne kadar özgün? Bunu veriyor Turnitin. Fakat Turnitin genelde üniversite öğrencisi ve akademisyenleri için hesap oluşturuyor. Yani onlar için ücretsiz. Diğer halk halktan birileri için ücretli. Birisi için ücretli. Small C32 ise Plagrizm Checker bölümü var. Tabi diğer gramer bölümünü de kullanabilirsiniz. Farklı bölümleri de var. Ben burada belgenin özgünlüğünü bulabilmek için burayı kullanıyorum. Şimdi burada Copy and buraya direkt metni yapıştırıyorsunuz. Ardından Check Plagrizm dediğiniz zaman bize metnin özgünlüğünü veriyor. Ne kadar özgün cümleler ne kadar size ait şeklinde belirtebiliyorsunuz. Ekütüphane uygulaması yani e-book ebook e, uygulaması Kalibre. Calibre'yi ben sizin için indirdim. Kalibre bence e, araştırma yapan veya düzenli, olarak, düzenli çalışmayı seven, kendi kütüphanesini oluşturmak isteyenler için bir numaralı bir uygulama. Bakalım Calibre'de neler varmış. Calibre'de e, yazarlara göre e-kitapları ayırabiliyoruz. Bu e-kitap kütüphanesi aynı zamanda onu da belirtmek isterim dillerine göre ayırabiliyoruz, serilerine göre ayırabiliyoruz, biçimlerine göre ayırabiliyoruz, yayımcısına göre ayrı, derece kendi verdiğimiz derecelerine göre ayırabiliyoruz, etiketine veya tanımlayıcılarına göre ayırabiliyoruz e kitapları. Buradan yine sizin bu e, koşulunuzu değiştirebiliyorsunuz, farklı koşullar ekleyebiliyorsunuz, e kitapları farklı formatlara dönüştürebiliyorsunuz, Kalibre'nin kendi kütüphanesinde bulunan kitaplardan alabiliyorsunuz. Yine değişik e Kalibre kitaplarına gidip Kalibre veya farklı sitelere ait e-kitapları da yeni alabiliyorsunuz ve kendi kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Bir nevi kendi kütüphanenizi oluşturuyorsunuz. Konularına göre oluşturabilirsiniz. Yazar da göre oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma yaparken bir konuyu açtığınız zaman hangi kitapta olduğunu direkt olarak bulabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili daha detaylı inceleme videosu e inceleme videosu var demo kurulumu ile ilgili. Bununla ilgili linki de aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Gelelim Bu kadar araştırma yapıyoruz fakat işte bizim daha düzenli bir e, uygulamaya ihtiyacımız var. Bununla ilgili 3 öneri var. E, Mendeley, Zotero ve Citavi Mendeley genellikle herkesin bildiği e, bir e, kaynak oluşturma kısmında veya verileri analiz etme kısmında kullanılan güzel bir uygulama. Zotero da aynı şekilde buna benzer. Biraz daha kişisel tercihlerinize kalı. Yani sizin kendi kişisel ihtiyaçlarınız hangi yöndeyse Mendeley veya Zotero'yu kullanabilirsiniz. Gelelim Citavi'yi. Citavi ise Mendeley Mondeley ve Zotero'nun yaptığı, ikisinin yaptığı işleri tek başına yapabiliyor. Bir dediğim gibi biraz daha sizin e, bir düzenleme aracından ne beklediğiniz, beklentilerinizin ne olduğuna bağlı. Peki bu kadar araştırma yapıyoruz, bu kadar pdf var, bize güzel bir pdf düzenleme aracı önerebilir misin? Abi Fine Reader 15 pdf düzenleme aracı var. Normal şartta internet üzerinden pdf'i Word'e dönüştürebilirsiniz, Excel'e dönüştürebilirsiniz, diğer biçimlere dönüştürebilirsiniz. Ama Abi Fine Reader'ın en önemli özelliği OCR teknolojisinin olması. OCR teknolojisi karakter tanıma teknolojisi. Normal şartlarda bilgisayarlar e, kendi ana dili olarak İngilizceyi bilirler. Ya da kendi bilgisayar dilleri var. Bunun yanında e, Türkçe karakterler Ş, şey, Yumuşak G gibi kelimeleri tanımlamakta zorluk çekerler. Ve normalde bir e, PDF dosyasını, Word dosyasını internet üzerinden geçirdiğimiz zaman Ş şey veya Yumuşak G'ler tanımlanamaz ve farklı şekillerde ortaya çıkar. AbiFile Reader'da öyle bir sıkıntı olmuyor. Neden? OCR teknolojisi var. Yani karakter tanıma teknolojisi olduğu için e, Türkçe karakterleri veya Türkçe bir e, PDF'i Word'e veya farklı formatlara dönüştürürken hiçbir şekilde e, yazılarda bozulma gerçekleşmiyor. Onun dışında güzel e, PDF belgesinde de gene güzel özellikleri var. E, düzenleme araçları var Genel şekilde normal bir PDF görüntüleyicisi gibi. Ben uygulama yükle yüklemek istemiyorum. İnternet üzerinden değişiklik yapmak istiyorum diyen olabilir. PDF to Word yazabilir, PDF to Excel yazabilir arama bölümüne. Mesela PDF to Excel diye bir site var. Bu sitede de PDF'teki bütün verileri Excel'e aktarıyor. Aslında bu bir kötü yön. Neden? PDF'te Excel'e aktarmak istediğimiz bölüm genellikle veri oluyor. Eğer veri dışındaki kısımları da aktarıyorsa bizim için ekstra iş ortaya çıkarmış oluyor. O yüzden Abifine Reader'ı da kullanabilirsiniz. Abifine Reader'ın indirme linkini de yeni e, açıklamalar kısmına bırakacağım. Ücretsiz versiyonu var. Onu da indirebilirsiniz. Gelelim Print Friendly'e. Print Friendly'de bize... E, bir web sayfasına girdik. Araştırmak güzel. Bu web sayfasını PDF'e çevirmek istiyoruz. Print Friendly bize gereksiz olan kısımları atıyor. Reklamlar olabilir, şekiller, semboller olabilir. Yani e, tanıtım amaçlı yapılan şekil ve sembollerden bahsediyorum. Onları ayırıp bize sadece özgün metini bırakabiliyor. Bunun aynı zamanda buraya öncelikle copy paste yani URL'yi buraya yazıyoruz. Ardından görüntüledikten sonra pdf olarak çıkarıyoruz istiyorsanız bu üst tarafta çıkacak şekilde browser Eklentisi de ekleyebiliyoruz Daha hızlı oluyor oradan siteyi gezdiğimiz zaman direkt buradan tıklayıp Çıkarabiliyoruz Gelelim En güzel uygulamamıza QTranslate QTranslate Normal Öncelikle QTranslate'in nasıl kurulacağından anlatayım QTranslate önce buradan indiriyoruz doblant bölümünden Ardından normal bir şekilde kurulum işlemlerini yapıyoruz Sağ kısımda normalde şöyle çıkıyor kapalı yani tıkladığımız zaman yeşil oluyor. Bunu yeşil koluma getiriyoruz. Kurulum her şey hazır şu an. Mesela ben bir yazı okudum ve anlamadım. Mesela şurayı anlamamış olayım. Burayı seçtim. Klavye'den kontrol Q tuşuna basıyorum. Burada bana çeviri yaptı. Bu yüzden bir internet bağlantısı gerekir de yazıyormuş burada. Ben bunu Google Translate'ten çevirmek istiyorum. Tıkladım Google'dan çevirdi. Farklı ortamlardan çevirmek istiyorum. Bu farklı ortamlardan çevirmesi bizim aslında bir tane Translate uygulamasına bağlı kalmayışımız ve farklı anlamları e, görebiliyor görebilmemiz açısından önemli. Yani bir cümleyi mesela tekrardan yapayım ben sizin için burayı. Yani bir mesela burada cümle olarak e, Bing diyor ki bu yüzden bir internet bağlantısı gerekir olarak çevirdi. Google'ı çeviriyor internet bağlantısının olması gerekir diye çevirdi. Yani bu küçük bir cümle ama daha büyük cümlelerde farklı anlamlar görebilirsiniz. Farklı anlamları görüp farklı şekilde cümleyi yorumlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes kanalıma abone olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sizin kendi kullandığınız araçlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.